Duvar Özel'den merhaba. Konuğumuz Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan. Arzu Hanım merhaba öncelikle. Merhabalar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından bildiğimiz kadarıyla korona virüsünün en çok olduğu iller arasında Kocaeli'de yer alıyor. Hatta ilk 5 sırada. Bilmeyen seyircilerimiz için soralım, niçin Kocaeli bu iller arasında yer alıyor? Çok şaşırtıcı bir bilgi değil aslında ama. Niçin yer alıyor? Çünkü Kocaeli'nde evde kalamayanlar fazla demek herhalde yeterli oldu. Kocaeli bir emek kenti. Yani bakanlığın ve bilim insanlarının evde kalın çağrılarına rağmen üretimin devam etmesinin aslına bakarsanız bir sonucu. Hem mal üretiminin hem de hizmet üretiminin devam etmesinin bir sonucunu yaşıyor maalesef ki Kocaeli. Şöyle ifade edelim, neden bir emek kenti? Şimdi Kocaeli Sanayi Odası'nın 2018 yılı verilerine, sadece bu verilere bakmak bile yeterli. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 100 tanesi Kocaeli'de faaliyet sürdürüyor. Ve Kocaeli Türkiye'de araç üretiminin %35'ini tek başına karşılayan kimya sanayi açısından payı Türkiye genelinde %27, metal sanayi açısından da %19,7 ve toplamda da 32 tane limanı olan, özel iskelesi olan bir sanayi kentinden bahsediyoruz. Dolayısıyla da bu sanayi kentinde zorunlu iş yerleri ve iş kolları dışında tüm iş yerlerinde üretimin durdurularak, yani üretime ara verilerek işçilerin ücretinizle çıkartılması talebi kabul görmediği için ve maalesef ki hala iş yerlerinde üretim devam ettiği için bugün bakanın ifade ettiği sonuçları yaşıyor. Hangi fabrikalarda koronavirüs teşhisi konulan işçiler var ve o fabrikalarda üretim devam ediyor mu? Yani şunu ifade edeyim öncelikle. Şimdi bu 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 100 tanesi Kocaeli'nde demiştik. Yani en büyük kuruluşlar açısından bakarsanız işte Tüpraş gibi, Ford Otosan gibi, Hyundai gibi, Honda gibi, işte özellikle lastik fabrikaları, 3 büyük lastik fabrikası da bizim ilimizde, Pledir, Segur gibi fabrikalar. Şimdi bunlar arasında tabii üretimini haftalar öncesinde üretimini ara verenler var. İşte Ford Otosan gibi, 3 lastik fabrikası, Pledir, Segur gibi, Hyundai gibi, Honda gibi. Şunu ifade etmek lazım, bu üretimi ara veren fabrikalar da örneğin ilk 6 Nisan'da üretime başlayacaklarını duyurmuşlardı. Bugün geldiğimiz noktada Ford Otosan 7 Nisan'a kadar, diğer kuruluşlarda 20 Nisan'a kadar üretime devam etmeyeceklerini, dolayısıyla da her hafta aslına bakarsanız bu süreyi uzattıklarını ifade ediyorlar. Şimdi biz geçtiğimiz çarşamba günü, yani şöyle 8 Nisan'da elimizdeki verileri toplayıp bir açıklama yapmıştık ve oradan şöyle bir sonuç çıkmıştı. Kocaeli'nde 17 tane fabrikada 67 işçide COVID-19 pozitif. Ve bu fabrikalar içerisinde 9'unda hala üretim devam ediyordu. Çok fazla bir zaman geçmedi bu açıklamanın üzerinden. Çünkü günübirlik değişiyor maalesef ki tablo Kocaeli'nde. Şöyle ifade edeyim. Yani şu anda geldiğimiz noktada tablo şu. 20 fabrikada 97 tane işçi de COVID-19 pozitif. Bu rakamları söylerken tabii en az ifadesini biz özellikle kullanıyoruz. Yani en az 20 fabrikada. Çünkü bu fabrikalar bize nedir? Yani il örgütümüze, ilçe örgütlerimize, işçi arkadaşlarımızdan gelen bilgiler ışığında tespit ettiğimiz fabrikalar. Maalesef ki bu fabrikaların yarısında, yani 10 tanesinde hala üretim devam ediyor. Bu tabii hakikaten çok kötü bir tablo. Mesela şöyle bir örnek vereceğim size. Biz Çarşamba günü açıklama yaptığımızda, evet, Ford Otosan fabrikası üretime ara verdi. Hatta 19 Mart ve 21 Mart tarihinde kademeli olarak ara vermişti.
Ama bu ara verdiği süre içerisinde de işçileri içerisinde COVID-19 pozitif olan işçiler vardı. Biz açıklama yaptığımızda bu sayı 5'ti. Bugün 7'ye çıkmıştı. Yana Tüpraş içerisinde faaliyet gösteren, yani Tüpraş'ın montaj ve kaynak işlerini taşeron olarak yapan Tekmen fabrikasında biz çarşamba günü açıklama yaptığımızda birdi, bize ulaşan bilgi birdi. Yani bir işçi arkadaşımızda COVID-19 pozitif çıkmıştı. Bugün 20. Bu korkunç bir tablo. Ve şu anda Tekmen'de üretime ara verilmiş durumda. Ya da örneğin başka bir örnek vereyim size fabrika ismi olarak. Diler Demir Çelik Fabrikası. Yani demir çelik fabrikaları zaten hani çalışma koşulları ve hijyen açısından son derece sorunlu yerler. Bu adı geçen fabrika aynı zamanda da sendikalı bir iş yeri. Türk Metal Sendikası örgütlü. Bakın bu fabrikada 13 işçi de test pozitif ve bu fabrika üretimi hala devam ediyor. Ve dolayısıyla şunu söylüyoruz. Bağıra bağıra da söylemeye de devam edeceğiz gibi duruyor. Yani bu kentte, Kocaeli'nde işçilerin ailelerinin yaşam hakkı gerçekten risk altında. Çünkü şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Kentimizde aynı zamanda maalesef ki hizmet üretimi sürdüğü için yaşamını kaybeden işçi ve kamu emekçisi arkadaşlarımız var. Yani Derince Vergi Dairesi'nde çalışan bir kadın kamu emekçisi arkadaşımız hayatını yitirdi. 2 gün sonra eşi hayatını kaybetti. Yine Derince'de bir belediye işçisi arkadaşımız 43 yaşındaydı. 2 tane çocuğu vardı. Eşi ve çocukları şu anda karantina altında maalesef ki bu işçi arkadaşımızı kaybettik. Dolayısıyla da yani üretim devam ettikçe belli ki biz bu tip vakaların arttığına ilişkin haberler almaya devam edeceğiz. Çünkü inat ve ısrarla patronların kar hırsı uğruna maalesef ki işçilerin sağlık ve yaşam hakkı riske atılmaya devam ediyor kendisi. İşçilerle temasınız var mı Arzu Hanım peki? Çalışan işçilerle özellikle. Tabii yani şöyle ifade edeyim. Bu zaten hani adı geçen iş yerleri doğrudan hani bizim temasımızın olduğu işçi arkadaşlarımızın özellikle çünkü biz sadece çarşamba günü yapmadık bu açıklamayı. Yani COVID-19 Türkiye'de tespit edildiği andan itibaren aslında kamuoyuna dönük özellikle de iş yerlerinde yaşanabilecek sorunlara ilişkin fabrikalarda patronların alması gerektiği önlemlere ilişkin çeşitli açıklamalarımız ve bilgilendirmelerimiz olmuştu. Dolayısıyla da aslında biz bu bilgileri doğrudan işçi arkadaşlarımızdan alıyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Modül Çelik diye bir iş yeri var. Körfez ilçemizde faaliyet gösteriyor idi. Şu anda Aslanbey organize sanayi bölgesine taşınmış durumda. Ama işçilerinin çok büyük bir bölümü Körfez ilçemizde ikamet ediyor. Ve biliyorsunuz bakanın riskli iller arasında Kocaeli'yi sayarken yine riskli ilçeler içerisinde andığı ilçelerden bir tanesi Körfez ilçemizdi. Sadece işçiler değil, işçi aileleri arıyor bizi zaman. Yani bugün Modül Çelik'te eşi hala çalışmaya devam eden bir işçi kadın beni arayarak şunu söyledi. 2 tane çocuğum var. İkisi de küçük. Ve benim eşim çalışmaya devam ediyor. Ben artık bunu kaldıramıyorum. Çok tedirginim. Çok korkuyorum. Yani Tekmen'in adını anmıştım. Şöyle bir örnek vereceğim yine. Körfez Kent diye bir site var. Toplu konut alanı burası. Bu sitede yine Tekmen'de çalışan bir işçi arkadaşımız evinde COVID-19'dan karantina altında olduğu için bu site karantina altında. Onunla aynı apartmanda oturan ve bir engelli çocuğu olan bir kadın arkadaşımız yine bize ulaştı ve şunu ifade ediyor. Bina sözüm ona karantina altında ama ne İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ne de hiçbir yetkili gelip bizim halimizi sormuyor. Yani işçi arkadaşlarımız açısından da tablo şu. Patronların ifade ettiği şey şu. Ya biz servisleri dezenfekte ediyoruz. İşte servis sayısını arttırdık. Ya bu böyle deniyor ama örnek vereyim.
modül çelikle işçiler ayakta gidiyor. Ayakta gidiyor yani. Dolayısıyla da şöyle bir riskle karşı karşıya insanlar, özellikle de virüsün tespit edildiği, yani pozitif işçilerin olduğunun bilinen iş yerlerinde ne kadar da servisler dezenfekte edildi deseniz de, ne kadar işte yemekhaneyi, soyunma odalarını biz dezenfekte ediyoruz deseniz de şöyle yöntemler izliyorlar. Örneğin dönüşümlü yapıyorlar, vardiya sayısını azaltıyorlar ama işçilerin iş yükünü arttırıyorlar. Düne kadar 8 saat çalışan işçi arkadaşlarımız örneğin şu anda o fabrikalarda 11,5 saat, 10 saat fazla mesai yaptırılarak çalıştırılıyor. Dolayısıyla da şu, hem tedbir almıyorlar hem de aynı zamanda tedbir alıyoruz diyerek aslına bakarsanız işçileri çok daha yoğun çalıştırır durumdalar. Dolayısıyla da hani şundan endişe ediyoruz. Sadece bir örnek vereceğim size. Bakanın bizim ilimizi zikrettiği gün verdiği rakam şuydu. O 3 Nisan tarihinde verdiği rakamdı. Biliyorsunuz çok illere ilişkin rakamlar vermiyorlar maalesef ki. Kocaeli'nde vaka sayısı 500'dü. Ölüm sayısı maalesef. Yaşamını yitiren yurttaş sayısı 11'di. Bizim açıklamalarımızdan sonra AKP'nin Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek bir açıklama yaptı. Kocaeli'deki vaka sayılarına ilişkin. Bakın bir hafta bile olmamış. Dün gerçekleştirdi bu açıklamayı. Vaka sayısı 1355'e çıkmış durumda Kocaeli'nde. Ve yaşamını yitiren yurttaş sayısı 27. Bakan bir harita tuttu biliyorsunuz. Kocaeli haritası. Yani orada vakanın görüldüğü ilçeler şunlar: Çayırova, Darıca, Gebze, Körfez, Derince, Başiskele, Gölcük. Bunların tamamı, biraz önce size ifade ettiğim bu 100 kuruluş başta olmak üzere sanayi havzaları, sanayi bölgeleri ve sanayi bölgeleri gerçekten şu anda alarm veriyor. Alarm veriyor ve her gün bize ulaşan böyle vaka haberi alıyoruz. Bu şu anlama gelmiyor tabii ki. Yani işte pozitif vakalar olan her arkadaşımız, her işçi arkadaşımız işte yoğun bakımda ya da işte ne bileyim entübe olmuş, böyle değil. Evet, evinde de karantina altında olanlar var. Ama virüsün yayılımı önlenmek isteniyorsa bir an evvel zorunlu iş yerleri dışında tüm iş yerlerinde üretime ara verilmeli ve işçiler ücretli izne gönderilmeli. Yani paketler açıklanıyor biliyorsunuz. Açıklanan paketlerde olduğu gibi değil. Yani ücretsiz izne gönderip işçilere 39 lira günlük yön vererek değil. İşçilerin gerçekten yaşamını ailesiyle birlikte idame ettirebilmesi kadar yetecek bir rakam. Ve yine işçilerin kaynaklarına, işsizlik sigortası fonu gibi kaynaklara göz dikerek dediği patronların bu işçileri ücretli izne çıkarması güvence altına alarak diye düşünüyorum. Yoksa yani ilimizde herkes tedirgin, herkes kaygılı. Çünkü işçiler şöyle bir ikilem arasında maalesef ki insanın yaşamak için çalışmak zorundalar. Yani ya aç kalmayacaklar, evet, ya da virüse yakalanma riski altında çalışmaya devam edecekler. Maalesef ki ikincisi, yani bu risk altında çalışmaya devam etme hali, eğer bir an evvel hükümet, Sağlık Bakanlığı, kentin amirleri gerekeni yapmazsa çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıya kalacakmış. Arzu Hanım, son soru olarak yani bu şekilde ifade etmek doğru mudur bilmiyorum ama sendikalar çaresiz mi? Sendikalar çözümden niçin gelemiyor? Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Yani sendikalar şüphesiz çaresiz değil. Şöyle ifade edeyim. Örneğin bizim ilimizde de biliyorsunuz, biraz önce de söyledik. Mesela iş kolunun nasıl bir öneme sahip olduğunu. Metal İş Kolu'nda sendikalar açısından söylüyorum. Diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası 4 iş yerinde COVID-19 pozitif işçiler ortaya çıkınca, test sonuçları pozitif çıkınca
önlenemez ve ciddi bir risk altında olduklarını görerek 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasının 13. maddesinin onlara verdiği hakkı kullanarak çalışmaktan kaçınma hakkını kullandılar. Sendikalı iş yerlerinde benzer bir tablo olmalı mı, bunu yapmalı mı, söz konusu olan işçilerin yaşam hakkı ise eğer hiç tereddüt göstermeden başta sendikalı iş yerlerinde evet çalışma hakkından kaçınmalı işçiler. Şunu da biliyoruz ama maalesef ki bizim kentimizde de ülke genelinde de tabii sendikalı işçi sayısı sendikalı işçileri düşündüğümüzde çok küçük bir oran. Evet. Ama işçilerin bir modele ihtiyacı var. Bir yapabilirliği görmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla eğer sendikalar takılması gereken tutumu alırsa gerçekten dolayısıyla bunun çok daha yaygınlaşacağını şimdiden öngörüyoruz. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Mesela bir örnek vereyim size. İnsanlar evlerinde en azından fabrika işçileri değil ama evinde olan insanlar var. Ne yapıyor? İşte kargoyla siparişler veriyor. Trendyol'un deposu büyük depolarından bir tanesi Gebze'de. Ve 4 işçi de COVID pozitif çıktı dün itibariyle ve depoda üretime ara verildi. Yani şunu anlatmak istiyorum. Gerçekten çok ciddi bir riskle karşı karşıya kalmadan, çünkü karşı karşıya kaldıklarında işçiler kendiliğinden de olsa, sendikalı da olmasa gerçekten çalışmaktan imtina edebiliyor. Ama sıkıntı şu, işsiz kalmak mı, sağlık hakkını savunmak mı, ikileme arasında işçiler. Bizim kentimizde de örneğin Gebze Sendikalar Birliği var. Çok etkili bir birlik. 89'dan bu yana birlik dağılmadı. Birlikteliğini koruyor. Farklı konfederasyonlara bağlı sendikalar var. Örneğin başta Gebze Sendikalar Birliği olmak üzere Türk İş'e, DİSK'e ve HAP İş'e bağlı sendikalar ortak bir tutumla, ortak bir kararlılıkla bu kentin emekçilerinin karşısına çıkarsa bu kentin emekçilerinin yaşam hakkına ve sağlık hakkına sahip çıkacakları aşikar. Şunu söylemek istiyorum gerçekten de, lütfen diyerek olmuyor. Patronlara lütfen diyerek, iktidara lütfen diyerek işçilerin yaşam hakkını savunamayacaklarını maalesef ki sendikal bürokrasi de biliyor. Ama herhalde işçiler de şunu unutmaz. Yaşam hakkı karşısında örneğin Dilerdemir'de 13 tane işçi pozitifken hala sendikacılar bu fabrikaları durdurmuyorsa, örneğin adı geçen sendikanın, Küçük Metal Sendikası, ismini vermekten hiç imtina etmiyorum. İlk ülkede tespit edildiğinde, virüs tespit edildiğinde Türk Metal Sendikası'nın genel başkanının yaptığı şu oldu. İş yeri gezilerini iptal etmek. Ya Pevrul Kavlak kendi canını düşünüyor, kendi canını riske atmamayı düşünüyor ama örgütlü olduğu iş yerlerinde pozitif vakalar varken hala o iş yerlerinde üretimin devam etmesine göz yumuyor. Dolayısıyla işçiler hani bu tip sendikal bürokratlarını da unutmayacaklardır diye düşünüyorum. Son olarak belki şunu söyleyebilirim. Sizin de bilginiz olsun istiyorum. Kamuoyunun da bilgisi olsun istiyorum. Tabii. Şimdi bir açıklamayı yaptık. Biz iki tane iş yerinin avukatı aradı. Bunlardan bir tanesi şeyi iddia etti. Dedi ki ya dedi siz dedi kaçınma hakkını, sendikanın kaçınma hakkını kullandığını söylemişsiniz ama ya kaçınma hakkını kullanmadı aslında, üretime bir zarar verdik. Yani hala burada bile nihayetinde sendikanın basıncı olmasa bunu yapacak mıydınız? Kocaman bir soru işareti. Ama şunu yapmaya çalışıyorlar. Ya biz onlar istedi diye yapmıyoruz. Biz çok düşünceli patronlarız. Dolayısıyla bu nedenle yapıyoruz. Hatta şunu yaptılar. Covid-19 pozitif çıkan işçi olmadığını iddia ettiler. Bakın bizde işçilerin isimleri var. Biz işçilerin isimlerini tabii ki ilan etmedik. Yani bu işçi, ailesi. Dolayısıyla hani siz söyleyin demedikçe de biz işçi arkadaşlarımızın isimlerini söylemiyoruz. Ama bu olmasına rağmen isimlerini de hani bilmelerine rağmen, bu isimleri vermemize rağmen hala biz bilmiyoruz gibi, yani bir işveren vekili düşünün,
biz bilmiyoruz'a sığınabiliyor. Ya da sendika yapmadı bunu, biz yaptık diyebiliyor. Ne derseniz deyin, şunu yapıyorsunuz. Kâr hırsı uğruna işçilerinizin sağlığıyla oynuyorsunuz. Onların ve ailelerinin canını riske atıyorsunuz. Ve maalesef ki iktidarda bu kentin mükemmelleri de, bu kentteki İl Sağlık Müdürlüğü de buna göz yumuyor. Ve bir an evvel biz bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini söylüyoruz. Yani bu kent alarm veriyor. Daha ne olabilir bilmiyorum. Gerçekten alarm veriyor bu kent. Bu kentin bütün iş yerleri alarm veriyor. Her gün yayılıyor virüs fabrikalarda. Ve bir an evvel bu fabrikalarda üretime ara verilmesi gerekiyor. Arzu Hanım, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yoğunluk arasında zaman verdiniz bize. Dikkat edin kendinize diyelim. Hoşça kalın. Çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Gerçekten sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Arzu Hanım. Görüşmek üzere.